Herkese merhaba. Malum koronavirüsü nedeniyle birçoğumuz evdeyiz. Biz de Tolga Özbek.com kanalı olarak her gün saat 19'da bir videoyu yayına alıyoruz. Bugün uzaktan video konferans yoluyla yazarımız Hakan Kılıç'a bazı sorular soracağız. Sorularımızın merak edilen noktaları ise yaşanan koronavirüsü ve drone veya insansız sistemlerin geleceği nasıl etkileyeceği konusu olacak. Şimdi sorularımızı sormaya başlıyoruz. Hakan, gelişmeler bu şekilde devam ederse malum salgın herkesi etkiliyor. Dünya orduları bundan nasıl etkilenecek? Koronavirüsün yayılması ümit edilenden ve tahmin edilenden çok daha kötü olursa, yani kötü senaryo gerçekleşirse, daha fazla bir yayılma söz konusu olursa tabii ki bütün dünya orduları üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Ben bu etkilerin daha çok insansız sistemlerin, ki daha önce yine Tolga Özbek.com YouTube adresinde insansız sistemler üzerine bir video yapmıştık. Linkini yukarıda göreceksiniz. Bu insansız sistemlerin ordularda kat kat artacağını düşünüyorum, iddia ediyorum ya da benim görüşüm böyle. O yüzden bugünkü videomuzun konusu korona ve drone'a, yani dronlarla koronavirüsünün yaygınlaşmasının nasıl önleneceği ve orduların çıkacak kaos ve kargaşa ortamı içinde dronları daha fazla kullanacağı veya insansız hava araçlarını diyelim daha fazla kullanacağını düşündüğüm için bununla ilgili olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, ordularda dediğimiz gibi çok fazla değişiklikler olacak. Niye? Birincisi, örneğin Amerikan ordusunu düşünelim. Dünyanın her yerinde yüzlerce üssü var ama bu üslerin tamamı, hiçbiri çoğu kendine ait değil. Hep diğer ülkelerle beraber. Mesela bizim İncirlik ortak savunma üssü, ortak üssü gibi. Ve işte Arap ülkelerindekiler de böyle, diğer yerlerdekiler de böyle. Yani hepsi diğer ülke insanlarıyla iç içe. İşte Çin'i düşünelim. Çin çok büyük bir nüfus ama kara ordusu çok büyük. Dolayısıyla Çin ordusuyla Çin halkını izole etmek hiç kolay bir iş değil. Aynı şekilde Avrupa ordularını düşünelim ki Avrupa ordularında da insanlar, hatta daha böyle bir memur şeyli, mesela örneğin İsrail'de sabah işe gidiyor, işe gider gibi görevine gidiyor, akşam çıkıp evine geliyor. Yani dolayısıyla orduları halkla çok fazla izole etmek, ayırmak mümkün değil. Bu ne demek? Eğer kötü senaryo gerçekleşirse, ki inşallah gerçekleşmez. Yani bundan 11-12 ay sonra aşının bulunacağı söyleniyor. İşte yaza doğru ne deniyor? İşte yaza doğru etkisi kırılacak. Tabii güney yarımkürede kış oluyor. O da ayrı bir olay da. Diyelim ki tahminler tutmadı ve çok ciddi bir insan ölümü, Allah korusun, gerçekleşmeye başladı. Bu şekilde ordu personelinin sayısı azalması bir yana, sizin insanlarla muhatap etmek istemeyeceğiniz askerlerinizi muhatap etmek istemeyeceksiniz. Mesela sınırda, diyelim ki sınıra karşı büyük bir yığılma var. Biz nasıl şimdi Suriye'deki Suriyeliler Avrupa'ya geçmek istediklerinde Yunanistan sınırında çok ciddi bir yığılma oldu. Bunun bir tersini düşünün. Başka ülkeler için de düşünün. Dolayısıyla siz oraya askerinizi yığıp onları engellemeye çalıştığınızda zaten otomatikmen hastalıklı olan insanlarla askeri yüz yüze yani muhatap etmiş olacaksınız. Dolayısıyla birazdan ayrıntılarına gireceğimiz üzere bütün ordularda çok ciddi bir şekilde, özellikle hava sistemleri, yani insansız hava araçlarında çok ciddi bir talep olacak. Malum sivil havacılıkta zarar çok büyük. Havayolu şirketleri diyorlar ki devlet desteği olmazsa dayanamayacağız. Peki bu alanda, havacılık alanında faaliyet gösteren şirketlerden bu işten karlı çıkacak olanlar var mı? Evet, bence kazanan bir havacılık sektörü olacak. Daha önce Tolga Özbek sivil havacılık sektörünün en çok kaybeden sektörlerden biri olduğunu söyledi. Ama bana göre sivil havacılık sektörü outken insansız hava sistemleri de yine olacak. Neden? Çünkü dünyada şöyle bir şey söz konusu. Bütün dronlarla yapılan gözetleme, keşif gözetleme, yani insansız hava sistemleriyle yapılan keşif gözetleme hem maliyeti düşük hem de çok uzun süre yapılabiliyor. Yani F-16 ile, RF-4 ile, işte keşif uçaklarıyla bütün ülkenin üzerinde 24 saat boyunca keşif yapamazsınız. Çünkü bunların bir uçuş mesafesi, uçuş süresi ve pilot ve birçok etken var.
Ama işte Anka yüküne göre işte 24 saat, 36 saat havada kalabiliyor. İşte aynı şekilde TB2, Bayraktar TB2 çok uzun süre keşif yapabiliyor. Mesela Yunanistan sınırında geçen de yaptığı keşifler haber oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Avrupa'da ise çok fazla yayıldı koronavirüs. Şimdi kötü senaryoyu düşünelim. İngiltere mesela ne diyordu? Şu anda çuvallamış durumda. Biz diyordu karantina uygulaması yapmayacağız ve şöyle bir şey yapacağız. İnsanlar tabii bağışıklık kazanacak. Bunun sağlayamadıkları görüldü ve bütün İngiltere'ye yayıldı. Şimdi bu şekilde Avrupa Birliği sınırları kapattı. Şimdi Avrupa Birliği'nde koronavirüsün çok fazla yayıldığını, yani kötü senaryoyu konuşuyoruz. İşte Türkiye gibi ülkelerde veya Rusya'da, Ukrayna'da yayılmadığını, yani komşu devletlerde yayılmadığını düşünün. Mutlaka o taraftan bu tarafa tersine bir göç dalgası olacaktır. Çünkü dünyada koronavirüs eğer çok fazla yayılırsa kaos, kargaşa şu bu yanında demografiler, demografik yapılar, sınırlar, sınırlar değişecek yani. Mesela biz şimdi ne yaptık? Sınırlarımızı daha fazla tutamadık Suriyelileri. Yunanistan sınırına akın ettiler. Bu Bahar Kalkanı harekatından sonra. Ne oldu orada? Yunanlar bunları tutmaya çalıştılar. Şimdi bunun bir tersinin olduğunu düşünün. Türkiye ve Yunanistan olarak düşünmeyin. Ben örnek olarak veriyorum. Dünya genelinde herhangi bir ülke sınırı olabilir. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırı da olabilir. İnsanlar yığın halinde sınıra doğru yığıldıklarında siz kendi askerlerinizi bunlarla muhatap etmek istemeyeceksiniz. Çünkü hastalık kapabilirler. Dolayısıyla ne olacak? İnsansız sistemleri devreye sokacaksınız. İşte daha önceki videoda anlattığımız işte kara sistemleri gibi. İnsansız zırhlı araçlar gibi vesaire vesaire. Ama buradaki keşif gözetlemeyi daha çok taarruz amacıyla değil de daha çok keşif gözetleme olarak insansız sistemler yapacak ve ben çok ciddi bir şekilde talep olacağını düşünüyorum. Yani insansız hava sistemleri, İHA SİHA yapan şirketlere ve üretimlerine ve ürünlere karşı çok aşırı bir talep olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Mesela bir örnek de var. Nedir? İspanya'da bu 1-2 gün içinde olan örnek. İnsanlar bir arada toplanıyor. 3-5 kişi veya 5-10 kişi bilmiyorum. Hemen bir drone yaklaşıyor onlara. Drone'un altında bir hoparlör var. İnsanlara uyarıda bulunuyor. Lütfen ayrılın. Birbirinize fazla yaklaşmayın. Bir arada oturmayın. Eğer uymazlarsa en yakın polis ekibine haber veriliyor. Hemen bir polis ekibi geliyor. Şimdi bu basit bir şey. Şimdi bunun bir de hani virüslerle ilgili çevrilen birçok film var. Virüslerle ilgili çevrilen birçok filmden gördüğümüz en sondaki hep bir insansız sistemlerin devreye girdiği var. Orada bir kaos ortamları falan var. Virüslerle ilgili yazılan kitaplar, bilim kurgu veya gerçek olabilir teorileri anlatılan şeylerde hep şu var. Bir süre sonra kıtlık, devlet otoritesinin zayıflaması, sınır güvenliğinin zorlaşması. Çünkü sınır güvenliği neyle sağlanır? Sınır güvenliği askerle sağlanır. Askerler hastaysa, hasta değilse de askerlerinizi hasta etmek istemiyorsanız ve nüfusunuzdaki o azalma ordunuza da yansımışsa illa ki insansız sistemler en çok ihtiyaç duyulan en kritik en stratejik sistemler olacak o durumda. Ve burada da insansız hava sistemleri bence çok önemli olacak. Diğer yandan şöyle düşünün. Orduları kendi içinde izole etmekte çok zor olacağı için mümkün olduğu kadar insansız sistemleri devreye sokarak hem personeli korumuş olacaksınız hem de mesela bütün ülkeyi, bütün illeri tek tek gözetlemeniz gerekecek. Acaba insanlar marketlere saldırıyor mu? İnsanlar başka bir şey yapıyor mu? Hastalıklı karantina bölgeleri var mesela diyelim. Çok yoğun bölgeler. Buralardan kaçışlar var mı? Bir de şu var. Yeri gelmişken bunu da söylemek istiyorum. Yani böyle mesela yorumcuları veya şeylere bakayım işte ben 2015'te söylemiştim, ben şu zamanda söylemiştim, ya bu işaret etmiş yok, Bill Gates söylemiş yok, şöyle böyle. Yani bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce, hatta 30 yıl önce sıradan bu askeri konuları, savunma sanayi konularını, stratejik konuları araştıran herhangi bir gence bile sorsanız deseniz ki dünyanın sonu nasıl gelebilir? Size 5-6 tane alternatif söyleyecektir. Diyecektir ki dinozorlar çağını başlatan dünyadaki işte o büyük soğuk kuşağı, soğuk iklim kuşağını oluşmasına sebep olan büyük meteor çarpması gibi işte her an dünyaya yaklaşan 2000 tane meteor var. Bunlardan biri çarparsa bu olabilir. Tamam. Şimdi tutup bundan 10 yıl sonra bir meteor çarptığında vay be adam zamanında söylemişti mi diyeceğiz. Yani bunu herkes biliyor zaten. Ya da diyebilir ki siber saldırılar o kadar yoğunlaştı ki çok devlet dışı aktörlerden herhangi biri çok yoğun bir siber saldırı yaparsa bu siber saldırı sonucunda dünya ekonomisi çökerse çok ciddi bir kaos ve çok ciddi bir ekonomik krizden dolayı
büyük bir finansal kriz olur ve bu bir açlığa sebep olur. Savaşlar çıkarır ve bu savaşlar sonucunda işte vesaire vesaire felaket olabilir. Bunu söyleyebilir. İşte devlet dışı aktörlerin, teröristlerin falan droneları kullanarak kimyasal silah saldırısı yapabileceğini ya da bir nükleer silah çalabileceğini söyleyebilir. Ya da şunu diyebilir. Büyük bir virüs salgını. Daha önce çünkü defalarca olmuş. Defalarca tarih kitaplarında var. Yani dünya tarihi dolu. Avrupa'nın üçte ikisi gitmiş. İspanya virüsü. Daha önceki çıkan işte domuz gribi vesaire vesaire. Bunu bilmek çok zor bir şey değil aslında yani söylemek. Dolayısıyla bu bilinen gerçek ya. Bu noktada zaten mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili ordunun özel bir birimi var. Yani biyolojik saldırılara karşı ne yapabiliriz diye. Hani bir sürü de şimdi komplo teorileri var ya. Şimdi dolayısıyla zaten bu beklenen bir şey. Beklenen bir şey ise bunun tedbirini de bir şekilde alıyorlardır. Yani mutlaka ben eminim ki ya böyle bir şey ortamı olursa işte insansız sistemleri, dronları, şunları bunları nasıl kullanırız? Burada da Türkiye bir yönüyle şanslı. Biz insansız sistemlere zamanında çok iyi yatırım yaptık ve şu anda işte Avrupa'nın en büyük insansız İHA, SİHA filosu bizde vesaire vesaire. Dolayısıyla yani bu ürünlerimizin de çok fazla işimize yarayacağını ve hatta ihracat potansiyeli olabileceğini düşünüyorum. İnşallah kötü senaryo olmaz. Kötü senaryo ne işte? Aşının bulunamaması, yenilemesi, Güney Amerika'daki, Güney Kutbu'ndaki kış şartlarının tekrardan biz sonbahara girdiğimizde tekrar bize yansıması vesaire vesaire. Dolayısıyla bu noktada dünyada orduların özellikle havacılıkta insansız sistemlerin öne çıkacağını ve orduların da mümkün olduğunca askerlerini virüslü insanlardan korumak için insansız sistemlere yatırım yapacağını düşünüyorum. Ve bunların şimdi nasıl gibi kara savaşında anti tank silahlarıyla tanklar çok önemli. O zaman da aynı şekilde dronlarla belki dronları vuran sistemlerin keşif gözetleme yapan dronlarla daha küçük toplumsal olaylara müdahale edebilecek tipte olanlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem iç tehditlere karşı hem de sınır güvenliği ve dış tehdide karşı. Niye şimdi mesela ne yapalım? F-16 var. Bir uçak hava sahasını ihlal ettiğinde pilot kalkıp işte alarm verilip, QR'a verilip, scramble kalkıp gidip müdahale ediyor. İşte Ruslar giriyorlar sürekli Avrupa hava sahasına. Eurofighter'ları kaldırıyorlar. Bakın ki Eurofighter pilotlarından kaç tanesi hayatta kalacak? Şimdi zaten kaç tane vardır ki? Yani bir ülkenin 200-300 tane Eurofighter'ı varsa en fazla 1500-2000 tane de Eurofighter pilotu vardır. Hani 3000 tane falan yoktur yani 300 tane uçak için. Hani diyelim ki var. Sonuçta bu da bunun devamlılığını sağlamak da o zaman çok zor olacak. Çünkü eğitim de nedir? Bir araya gelmedir. Şimdi o kadar her şey izole oluyor ki. Yani özellikle bireysel silahlanmanın bu dronlarla da çok ilgisi var. Onu bir sonraki, daha sonraki sorularda anlatacağız. Dolayısıyla yani ordular artık böyle sabahleyin işe gidip akşam evine gelen insanlardan müteşekkil ordular var. İşte İsrail'deki gibi, Avrupa'daki gibi. Yani izole etmek de mümkün değil. Birçok dolayısıyla askerin yaptığı işi, birçok işi insansız sistemleri yıkmak en pratik çözümlerden biri olacağı için insansız sistemler tavan yapacak diyebilirim. En azından ben öyle düşünüyorum. Dronlar veya İHA'lar bu salgının yaygınlaşmasını önlemekte insanlığa yardım edebilir mi? Bununla ilgili bir çalışma olabilir mi? Evet, dronların koronavirüsün yayılmasında, yani dronlar derken İHA'lardan bahsediyorum, yayılmasında çok etkili bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Sebebi de şu, mesela şöyle bir örnek verelim, tamamen örnek olarak söyleyelim. Diyelim ki Çin'de koronavirüs çok yayıldı, önlenemez bir boyutta, milyonlarca insan ölüyor ve Japonya ve Avustralya kıtasında çok fazla yayılmamış durumda ve kendilerini korumak istiyorlar. Şimdi Çin'den çok fazla küçük teknelerle, vapurlarla, değişik rastgele yani korsan bir şekilde teknelerle kaçıp da bu ülkelere gitmek isteyen insanlar olursa okyanusta bunları neyle tespit edecekler? Şimdi düşünün ki mesela Amerika şunu yapıyor. B-52'ler şu anda bir stratejik bombardıman görevi kalmadığı için, normal görevleri olduğu için yani biraz da eğitim uçuşu olsun diye B-52'leri işte geçen de bir makalede yazmıştık. Okyanus üzerindeki uçuşlarında zaten uçuyorlar. Deniz korsanlığı ve kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele yani her türlü illegal deniz hareketlerini keşfetmeleri için, gözetlemeleri için görev verilmiş. Adam belli ki bombardıman uçağıyla okyanus üzerinde keşif yapıyor. Şimdi bu
Şu andaki boyutunu düşünün. Yani ne kadar vardır okyanusta? Kaç kişi uyuşturucu kaçırıyordur ya da korsanlık yapıyordur? Ama böyle bir kaos ortamında yani yüzlerce, binlerce teknenin okyanusta olduğunu düşünün. Bunların bir kontrol altında tutulması lazım. Şimdi dronlarla mesela şeyler var. Senaryolarda, kötü senaryolarda karantina bölgeleri var. Bu karantina bölgelerinden kaçan insanların kontrol altında tutulması lazım. Artı dronlarda termal kameralar var. Şimdi mesela termal kamerayla nasıl dronlar tamamen insanları hani teröristler bazen işte kendilerini soğuk tutabilmek için işte yağmurlukla şunda bunda çeşitli çözümler yapmaya çalışıyorlar ve etkili olamıyorlar ya. Belki ileride dronlardaki termal kameraları daha da böyle hassaslaştırıp o irtifadan hani çok ateşi çıkmış olan insanları diğerlerinden ayırabilecek noktaya bile getirebilecekler. Gibi çok zor bir şey değil. Yani Predator'un ve diğer Amerikan SİHA'ların altına dev bir termal kamera koydular. Balistik füze tespiti için kullanıyorlar mesela. Aynı şekilde niye böyle bir büyük bir toplum kalabalığı yukarıdan tespit ederken mesela bir büyük bir topluluk bir yerden bir yere gidiyor. Bir kamptan kaçmış farz edin. Bunlar acaba hastalıklı mı değil mi? Çünkü kontrolün kaybedildiği kaos ortamlarını düşünün yani. Şimdi sürekli bunları savaş uçaklarına yaptıramazsınız. Dolayısıyla burada da dronlar çok etkili olabilir. Aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi SİHA olarak da yani artık sizin önünüzde hastalıklı bir ordu varsa ki kimyasal silah yani biyolojik silahlarla savaşmak çok eski tarihsel bir gelenek. Ne yapıyorlarmış? Mesela hasta olan, cüzdanlı olan bir askeri ta eskiden yani orta çağdan bahsediyorum. Kale kuşatmalarında mancınık koyup kalenin içine fırlatıyorlarmış. Yani tam bir biyolojik saldırı yani bu. Çok insanlık dışı ama yani kuşatmayı kırmak için hasta olan, cüzdanlı olan, çok böyle salgın hastalıklı olan bir hasta ölmüş bir askeri mancınıklarla hep askerleri ve insanları kalenin içine fırlatıyorlarmış. Böylece orada o hastalığı yaymaya çalışıyorlarmış. Yani bakın bu ta eskiden beri yüzyıllardır uygulanan da bir yöntem aslında. Dolayısıyla burada sorunuzun cevabı olarak ben çok etkili olabileceklerini de düşünüyorum. Şimdi kötü senaryoyu düşünelim. İnsansız sistemleri biliyorsun yapay zeka kontrol ediyor. Gelecekte dünyaya yapay zeka bu tür salgınlarla hakim olabilir mi? Bir de bu konuyu bireysel silahlanmaya bağlamak istiyorum. Bireysel silahlanmanın bu durumda etkileri ne olur? Örneğin insanlar kişisel dronları alıp silah koyup herhangi bir şey yapabilir mi? Böyle kaos ve kargaşa ortamlarında kötü senaryo gerçekleşir ise çok fazla bireysel silahlanmanın da artmasından dolayı toplumsal olayların da artması işte yağma vesaire gibi birçok olayın da artmasından dolayı küçük dronların işte mesela bizim Assist Guard'ın yaptığı altında stabilize edilmiş bir 7.62'lik makineli tüfeğin bulunduğu bir drone olduğunu düşünün. İşte belki çeteleşmeye başlayan örgütlere karşı yarı örgüt yarı terör örgütü arasına gelen örgütlere karşı işte Alpagur gibi diğer kamikaze dronların yani taarruzcu SİHA'ların işte ya da işte TB2 Bayraktar, TUSAŞ, Anka gibi silahlı ya SİHA'ların etkili mücadele edebileceğini düşündük. Ama şimdi ben burada şeye dikkat çekmek istiyorum. Bireysel silahlanmaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi ben öteden beri aslen bireysel silahlanmaya karşıyım. Ancak mesela bugün birkaç yerle görüştüm. Amerika'da çok ciddi bir bireysel silahlanma rüzgarı başlamış bu son olayla birlikte. İşte en son 84 tane ölüm vakası gerçekleşmiş koronavirüsten dolayı. Türkiye'de de bireysel silahlanmanın arttığını duyuyoruz. Aynı şekilde eminim ki bütün dünya ülkelerinde böyle. Ama Amerikan örneğini ben vereceğim. Burada ilginç bir örnek var. Şimdi Amerika'da demokratlar genelde bireysel silahlanmaya şeye falan karşıdır. Bu Lockheed Martin gibi büyük savunma firmaların çoğu Cumhuriyetçilerin tarafındadır. Yani hatta işte Trump'ın evinin yanında Lockheed Martin'in CEO'su komşu böyle 300-500 metre aralıklarla oturuyorlar. Yani hep böyle hepsi aynı kavmin, aynı kafa yapısının insanları. Dolayısıyla demokratların iktidara gelme gibi durumlar olduğunda bütün halkta eyvah demokratlar gelip silahlanmayı yasaklayacak diye müthiş bir bireysel silahlanmaya karşı talep olur ve makine piyade tüfeği yani AR-15, AR-10 gibi böyle işte bizim M16 gibi piyade tüfeği yapan firmalar acayip satış yapar. Cumhuriyetçiler iktidara geldiğinde de ya nasılsa yasaklanmayacak diye satışlar durur. Nitekim Trump iktidara geldiğinden beri Amerika'da birçok bireysel silah satışı yani halka silah satan birçok 230'dan fazla var zannediyorum, 240'tan fazla var.
Bu piyade tüfeği yapan firmaların birçoğu iflas etti. Çok fazla iflas eden firmalar var. Şimdi ise tam tersi. Millet deli gibi silah alıyormuş. Şimdi bu örneği dünyaya yansıtalım. Şimdi Amerika'da böyleyse muhtemelen dünyada da böyledir. Herkes ya şimdi kaos olacak. Aç kalacağız. Marketlerde hani devlet otoritesi kalmayacak mantığıyla deli gibi silah alıyor. Peki bu bir süre sonra neyi gerçekleştirecek? Aslında bir kısır döngü. Yani kimse almasa, herkes devlet otoritesinde kalsa, devletin güvenlik güçlerini, herkes kendi ülkesinin devletinin güvenlik güçlerini daha önceki gibi tabi olsa, itaat etse bir sorun kalmayacak aslında. Ama şimdi burada hani açlığın getirdiği ve açlık korkusunun, paniğin getirdiği, daha doğrusu panik ve kaos korkusunun getirdiği bir tedirginlik var ya, ya ne olur ne olmaz endişesiyle. Bu adamlar aç kalmasa bile, bir sorun olmasa bile bir şekilde sokağa yansıyacaktır. Yani sokakta 10 tane adamda silah varken 100 tane adamda silah olacak. Dolayısıyla burada o silahlı insanların tespiti, o silahlı insanların kontrol altında olması, icabında toplumsal olaylar yine sonuçta insansız sistemler açısından çok bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Ve mesela bu beni çok korkuttu. Yani işte çok fazla bireysel silahlanmanın orada artması. Bu diğer ülkelerde de olur mu? İşte ülkemizde de olur mu? Aslında bu da çok sıkıntılı bir durum. Yani tamam Amerika'daki bireysel silahlanmadan bize ne diyeceksiniz ama o örneğe baktığımızda yani orada öyleyse dünyanın birçoğunda da öyledir. Oralardan da duyamıyoruzdur belki. Yani Rusya'da bireysel silahlanma arttı mı? Bunu öğrenmek kolay bir şey değil. Orası biraz açık toplum olduğu için en azından telefonla sorabiliyorsunuz birkaç gazeteciye. Belki dünyanın her yerinde böyle. Dolayısıyla bu da ayrı bir kaos. Koronavirüsün getirdiği ayrı bir pazar. İnşallah yani her şey güzel olur. Bir an önce bu beladan da kurtuluruz ama o silahlar da halkta, toplumda kalacak. Yani birçoğu ya koronavirüs bitti artık ben bu silahı götürüp satayım demeyecek. Bu da ayrı bir sıkıntısı. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Bu da virüsün ayrı bir virüsü, ayrı bir zararı, ayrı bir tehdidi diyeyim. Evet, salgın nedeniyle bugün videomuzu uzaktan çektik. Hakan'la birlikte sorularımızı sorduk. O da sağ olsun cevapladı. Lütfen videoların altına bize sormak istediğiniz soruları, konuları lütfen yazın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki Tolga Özbek.com kanalına da abone olmayı unutmayın. Sitemiz yayında, detaylı havacılık haberleri tolgaozbek.com'da sizleri de oraya bekliyoruz. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum.